Biyolojik savaş iddialarına değindi. Çin ürünlerinin virüsleri taşıyamayacağını vurguladı. Washington'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Çin Ankara Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinqin, koronavirüse ilişkin ulusal kanalın aralarında bulunduğu basın mensuplarına özel açıklamalar yaptı. Türk tarafının insani bir tavır takındığını söyleyen Çinli yetkili, Koca Yusuf uçağıyla bin tane biyolojik tehlike tulumu ve 93.500 maske geldi dedi, Türkiye'ye teşekkür etti. Yetkili biyolojik savaş iddialarına da yanıt verdi. Eğer bu iddia bir ihtimal olsa da doğru ise o zaman çok ciddi bir duruma varacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi müdahale etmeli ve araştırma yapmalı. Özetle bizim ilkemiz her konuda mutlaka bilime dayanmalıyız. Dayanığı olmayan herhangi bir şeyde yorum yapmakta değer görmüyoruz. Birleşmiş Milletler çerçevesinde biyolojik silahların kullanılmasının yasaklanması var. Buna taraf olan ülkeler böyle bir anlaşmaya sadık kalmalı. Çin Ankara Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı virüsün Çin ürünleriyle bulaşabileceğine yönelik manipülasyonları da değindi. Virüslerin havada 2 ya da 3 saat yaşayabileceğini söyledi. O nedenle ürünlerle bulaşmıyor diyebiliriz ifadelerini kullandı. Çin piyasasının bu süreçten etkileneceğini belirten Şiye, müşterilerde azalıyor, yabancı markalarda olumsuz etkilenecek diye konuştu. Ayrıca Çin'in virüs savaşını kazanması için 4 milyar Amerikan doları bütçe ayırdıklarını ifade etti. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un koronavirüs işlerin ABD'ye geri gelmesine yardımcı olabilir sözlerine de yanıt verdi Şiye. Böyle bir savaşla mücadele ederken böyle bir açıklama pek yerinde değildir sözlerini kullandı. Virüste koşu yarışında olduklarını söyleyen yetkili, bilimsel şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini, bu savaşı kazanacaklarını umduklarını belirtti.